Merhabalar, ODTÜ Bilim İletişimi grubu olarak yine bir bilim insanının hayatını ve çalışmalarını konuşmak üzere karşınızdayız. Bugün 2 Aralık 2021, Nobel Ödüllü ekonomist Gary Becker'ın 91. doğum günü. Konuğumuz ekonomi bölümünden Çınlı Akdere hocamız. Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Çok teşekkürler değerli vaktinizi ayırdığınız için. Çok teşekkür ederim. Ben size teşekkür ederim asıl. Bugün evet Gary Becker'ın doğum günü ve benim için bir sürpriz oldu bunu böyle kutlamak. Bence çok güzel bir fikir. Ben teşekkür ediyorum. Hocam şöyle bir soruyla başlamak istiyorum. Yine ekonomist Milton Friedman Gary Becker'ı 20. yüzyılın ikinci yarısının en önemli sosyal bilimcisi olarak tanımlıyor. Becker'ı bu kadar önemli kılan ne? Becker'ı önemli kılan birkaç konuya değinmek isterim. Bunun tabii en başında onun ortaya attığı, daha önceden de bahsedilmiş insan sermayesi kavramı var. Özellikle geçen yaz yaşadığımız doğal felaketlerden sonra kaynak konusu çok gündeme geldi. Bunlar daha çok doğal kaynaklardı. Çünkü doğal kaynaklarla ilgili sorunlar yaşanıyor. Becker'ın bu ünlü kavramı insan sermayesi bir kaynak aslında. İktisatta yani üretim yapılırken kaynaklar kullanılıyor. Bu kaynaklarla ilgili çok fazla konu gündemde. Bu kaynakların sürdürülebilir olması, kolay ulaşılır olması, çevreye zarar vermemesi vesaire. Bu tartışmalar içinde de insan sermayesi kaynağının ben biraz geriye düştüğünü, biraz unutulduğunu düşünüyorum. Bu sayede bu vesile yani doğum günü vesilesiyle bu kaynağı gündeme getirmek bence çok çok iyi bir fikir oldu. En büyük katkısı aslında buradan Becker'ın. Becker'ın benim için yani önemli olmasının nedeni aslında ilginç bir iktisatçı olması. Ben biraz bundan bahsetmek istiyorum. Neden benim için Gary Becker ilginç? Bunlardan bugün konuşarak sermaye, insan sermayesi kavramına değinmek istiyorum. Bildiğiniz gibi iktisat düşünce tarihinde çok aslında ondan önce önemsenmemiş bir kavram insan sermayesi kavramı. İngilizcesi human capital bildiğimiz gibi. Bunu biraz açmak istiyorum. Şimdi Becker'den önce iktisatçılar insan sermayesi kavramından bahsettiler mi diye sorarsanız bana hani bahsetmediler derim ama Türkçe'de böyle bir deyim var ya hani hiç mi bahsetmediler? O zaman da tam diyemem yani hiç bahsetmediler diyemem. Ama Becker'ın en önemli katkısı bu kavramı merkeze alarak ekonomik büyümeyi incelemesi. Yani insan sermayesi büyümenin en birinci motoru olabilir mi? Bu şekilde belirleyebilir miyiz? Böyle bir yerden yaklaşıyor. Becker sayesinde insan sermayesi ilk kez zenginliğin temelindeki çok değerli, önemli ve nasıl söyleyeyim yani işlerin rengini değiştiren konu olarak gündeme geliyor. Adam Smith, Ricardo, Thomas Malthus, John Stuart Mill, Karl Marx'tan itibaren bu konuda insan sermayesi mesela Marx'ta hani emek kavramı ile gündeme geliyor ama Becker'ın yaptığı çok çok daha farklı bir şey. Çünkü Becker insan sermayesi kavramını büyüme teorisine iyice entegre ediyor ve insan sermayesi ile alakalı değişikliklerin büyümeyi nasıl etki edeceğini konu alıyor. Şimdi 1960'larda iktisadi büyüme teorileri için bu 1960'lar çok önemli yıllar. Çok zengin bir tartışma var o dönem. Bu atmosferde Becker son yıllarda Amerika'da kişi başına düşen gelirdeki muazzam büyümenin nedenini araştırıyor. Ve ilginç bir durumla karşılaşıyor. Fiziksel sermaye ve emek kullanımı artmış, yani üretimi arttıran faktörler olarak. Fakat bu üretimin ve tabii gelirin artması bu iki değişkenle tam olarak orantılı değil. Bunu görüyor Becker ve burada başka bir etki olmasından şüpheleniyor ve bunu araştırmak istiyor. O zaman ölçülemeyen bu etki aslında iş gücünün kalitesi, iyileşmesinin etkisi. Dönemin ekonometricileri bu ölçülemeyen etkiyi ölçmek istiyorlar. Fakat yani kolay değil çünkü bunun daha kavramsal temeli oturmamış, teorisi yapılmamış. Yani tam olarak neyi ölçeceklerini de bilemiyorlar. Burada Becker işte bu faktörü yani henüz ölçülemeyen faktörü insan sermayesi olarak tanımlıyor. Ve bunu yaparak da oradaki o teorik tıkanıklığı anlaşılamayan, ölçülemeyen faktörü anlatıyor, anlatmaya başlıyor. Hem de ekonometricilerin de önünü açıyor. Çünkü onlar da daha sonra neyi ölçeceklerine bir bakıma anlamış oluyorlar. Bu faktörü ücret ve eğitim bağlamında kavramsallaştırıyor. Yani insan sermayesini oluşturan, geliştiren eğitim ve ücrettir diyor. Bunların zamanlar arası değişimine farklı ekonomik insanlar için bakıyor.
çalışmalarının bulgularını İnsan Sermayesi adlı kitabında, en meşhur kitabı bu, Human Capital kitabın adı. Ama daha kısa, böyle daha kitaptan değil de hızlı öz halini okumak isteyenler için de başka bir makale önerebilirim. Journal of Political Economy 1962'de Investment in Human Beings adında. Makalenin başında şöyle bir pasaj var, onu ben alıntılamak isterim. Bazı iktisadi aktiviteler gelecekteki refahımızı etkiler. Mesela araba satın almak. Bazıları da şimdiki refahımızı etkiler. Mesela yemek yemek. İki ekonomik aktivite de hem harcama hem tüketimdir. Mesleğimize dair eğitim almamız kazancımızı etkiler. Mesela yeni bir yelkenli gemi almak da tüketimimizi etkiler. Fakat üniversite eğitimi almak hem kazancımızı hem de tüketimimizi etkiler. Hatta hem bugünü etkiler hem geleceği etkiler. Ben bu makalede gelecekteki gelirimizi etkileyen konulardan biri olan insan kaynağına yatırım yapmaktan bahsedeceğim. İşte bunun adı da insan sermayesine yatırım yapmak diye böyle çok net bir şekilde neden bahsettiğini ortaya koyuyor. 19. yüzyıldan gelen ekonomik alışkanlıklarda bu türde bir yatırım yapmak yok. Yani bu kadar bunu aşikar bir şekilde net ortaya koyan kimse de olmamış. Yepyeni bir konsept. İkinci soru olarak aslında Nobel ödülünü merak ediyoruz. Becker 1992 yılında Nobel Ekonomi Ödülünü alıyor. Bu ödüle götüren çalışmalar neydi acaba? Sadece Human Capital mı, onun dışındaki çalışmalar ne kadar önemliydi? Sosyal bilimlere ve ekonomiye yaptığı katkı genel olarak değerlendirmesini sizden dinleyebilir miyiz? Becker'ın aslında odaklandığı konu Human Capital, yani insan sermayesi. Fakat bu konuyu çok farklı konulara çekerek ele aldığı için ve bunu yaparken de diğer bilimlerin bilgisinden, işte kaynaklarından yararlandığı için iktisatçılığı çok gelişiyor, çok değişik bir yerde duruyor. Aslında amacı yine piyasadaki değişimleri anlamak, fakat bunu insanların verimliliğinin nasıl değiştiğini ve piyasanın dışındaki verimliliği, mesela bir çocuğun anne babasının onun eğitimine harcadığı para, onun eğitimine ne kadar angaje olup buna önem vermelerini falan işliyor. Ve bunlar kesinlikle iktisatın konusu falan değildi yani. Mesela aile, böyle bir konu yok iktisatta. Psikologlar aile konusunda çalışıyor, sosyologlar çalışıyor. Aile konusuna tam da bu şeyden tarafından yaklaşıyor, yani insan sermayesi tarafından yaklaşıyor. Mesela çocuk aslında bir insan sermayesi. Çok mu çocuk yapılsın yoksa az çocuk yapılsın, çocuğun kalitesi mi yüksek olsun diye bir soru soruyor. Burada çocuğun kalitesi derken aslında çok kötü bir deyişi kullanmış oluyorum, biliyorum. Ama literatürde öyle geçiyor, gerçekten de çocuğun kalitesi olarak geçiyor. Aileler az çocuk yapsın ama var olan çocukların eğitim ve sağlığına, özellikle eğitim ve sağlık sektörü çok çok yazdıklarının başında geliyor. Eğitim ve sağlığına daha çok masraf yapıp, daha çok yatırım yapıp onları yetiştirsin diyor. Böylece verimlilik artar. Çocukların, hem çocukların verimliliği artar hem de anne babalarının verimliliğini artar. Ve böylece de ekonomik büyüme bu sayede daha hızlı gider, daha iyi olur diyor. Büyüme artar diyor. Diğer taraftan çalışanın gelişimi. Mesela bu konuda tabii ki çalışma ekonomisinin konularından, ama onun kadar gündeme getiren pek yani olmamış o güne kadar. Var olan işlerde çalışanlara eğitim vererek onları daha verimli kılmak. Hem yaptıkları iş üzerine hem de kendi kişisel gelişimleri üzerine eğitimlerden. Yani sadece yaptıkları işi daha iyi yapmak değil de başka türlü onların kişisel gelişimlerini sağlamasının da o işteki verimliliğe etkisinden bahsediyor. 94'te Dünya Bankası'nda yaptığı bir konuşma var. Çok güzel bir konuşma. Çok net kafasındakileri düşündüklerini söylüyor. Diyor ki insan sermayesinin Amerikan ekonomisinin ve diğer gelişmiş ülke ekonomilerinin %80'i olduğunu söylüyor. Böyle bir iddiada bulunuyor. Bu oran tabii çok yüksek. Burada hatta Asya ülkelerinden bahsediyor. Japonya, Tayvan, Hong Kong, Güney Kore ve diğer büyüyen Asya ekonomilerinin doğal kaynaklarının azlığının altını çiziyor. Ama nasıl bu kadar hızlı büyüdüler madem doğal kaynakları bu kadar azdı? Çünkü iyi yetiştirilmiş, eğitilmiş ve çalışkan iş gücünün ve kendilerini onlara adamış ailelerinin olduğunu söylüyor. Yani bunlar bana çok ilginç geldi. Çünkü gerçekten de bu kadar öne çıkarılması bana çok değişik geldi. Yok çünkü o dönem, ona kadar bunları söyleyen, bu kadar net söyleyen pek kimse yok.
Ekonomik performans ve okula gitme, yaşam süresi ve insan sermayesine dair diğer ölçülerin ekonomik performansı çok etkilediğini söylüyor Becker. Teknoloji, makinelaşma, yani fiziksel sermaye önemsiz demiyor tabii ki. Ama onları kullananların becerileri, yetileri gelişmiş işçilerin çalışması, bunların çok büyük rol oynadığını söylüyor büyümede. Ona göre insan sermayesine yatırım yoksulluğu yüksek gelir ve sağlık seviyesine ulaştıracak en etkili yöntem. Literatüre baktığımda aslında Becker'in en başta yoksulluğu azaltmak istediğini fark ettim ve yani bu da aslında harika bir çıkış noktası, aslında ta oradan çıkıyor. Bu noktada tabii hala insan sermayesi kavramını tanımlamadım. İnsan sermayesi çok biraz tanımlaması zor bir kavram. Yani bir tür sermaye, bir yatırım aslında aracı. Belki nasıl çoğaltılabilecek bu sermaye diye sorarak yaklaşabilirim tanıma. İnsanların gelecekteki gelirlerini arttırmak için zaman ve para harcaması. Bu sayede verimlilik sağlayıcı bilgilerini, becerilerini arttırmaları. Soyut gibi duran bir kavram ama tabii artık bugün ölçülebilir bir kavram. Yani tekrar ediyorum, Becker bu konuyu teorinin merkezine alıp büyümeyi etkileyen en önemli faktör olarak tanıtıyor. Enteresan bir durumda bu şekilde çalışma ekonomisine katkı yapıyor. Hocam, human capital kavramından zaten oldukça detaylı da bahsettiniz. Bu kavramla ilgili şunu sormak istiyorum. Biraz önce de sizin belirttiğiniz gibi bu kavramı sadece bilimsel literatürde değil, aynı zamanda günlük yaşamımızda da çok fazla kullanıyoruz. Bu bağlamda bu kavram hala akademik literatür için, ekonomi kuramları için önemli bir kavram mı? Ben buna önemli diye cevap verirdim. Bir kere güncel. Güncel olduğunda nereden anlıyorum? Thomas Piketty'nin bir kitabı yayınlandı. 21. yüzyılda kapital diye, 21. yüzyılda sermaye olarak da söyleyebiliriz. Hani insan sermayesi olarak sermaye kelimesini kullandık. Burada yine yani fiziksel sermaye ve insan sermayesi ayrımına değiniliyor kitapta. Ve kitap üzerine o kadar çok tartışma oldu ki bu tartışmaların içinde de bu iki kavram geçti. Dolayısıyla insan sermayesi kavramı da geçti. Becker'ın güncelliği bir taraftan da bu tartışmanın, yani bu kavramın çok ideolojik bir noktada durması. Kendisinin çalışmaları da zaten öyle oldu. Bir taraftan iktisatın en ana akım okulu olarak en tutucu ve ortodoks okulu olan Chicago okuluna mensup. İşte doktorasını orada yapıyor. Çalışmaları hala oradan birçok yazarla makalelerini yazıyor. Bir taraftan da şey yapıyor, yani çalışma ekonomisinin 1940'lardan 50'lerden getirdiği bir gelenek var. Bu geleneğinde farklı bir açıdan yaklaşarak onların o jargonlarını tepetaklak ediyor. Burada aslında iki taraftan da çok güçlü iki damardan gelerek ikisini bir anlamda da birleştiriyor. Böyle bir ırmak gibi ikisini birleştirerek bence çok güzel bir şey yapıyor. Böyle olunca da zaten bu kadar kesişim noktasında durunca iki tarafın da eleştirilerine maruz kalıyor. Yani ilginç olan taraf da bu. Hangi şeyler mesela, ana akım iktisatçılar diyorlar ki bazı empirik araştırmaları için hani eğitimi arttırarak kazancı arttırmanın etkisini araştırıyor. Onlar diyor ki hani bu çok minor bir etki, yani bu çok önemli bir etki değil. Hatta Robert Solow 1965'te yine Nobel almış bir iktisatçı, eğitimi 1965'te diyor ki eğitimi arttırdığımızda gelirde meydana gelecek artışa dair getirinin getiriyi abartıyor diyor Becker. Bu mesela bir yani kendi mensubu olduğu okulun eleştirisi. Kurumsalcı okul 1950'lerde daha çok iş gücüne, 1960'larda da endüstri ve şirkete odaklı. Becker'ın analizinde bu kısımların eksik kaldığını söylüyorlar onlar da. Yani o analizi tam kucaklayamadığını söylüyorlar. Sol taraftan da bayağı aslında darbe yiyor. Mesela Piketty ve Mirowski onun neoliberalizm çığırtkanlığı yaptığını söylemiş. Ama mesela Marksistler de işin içine giriyor. Mesela tarihçi Ben Jackson 2016'da, gördüğünüz gibi çok güncel yine, Marksist kanattan yaklaşıyor. Diyor ki insan sermayesi kavramının 19. yüzyılda ortaya konan sermaye ve emek kavramını birbirinden ayıran neoliberalizme çok uygun bir kavram olduğunu söylüyor. Yani bu da bir tokat gibi patlıyor aslında.
Sermaye ve emeği birbirinden ayırmak amaçlıyor insan sermayesi kavramını kullanırken. Böylece emek kavramıyla direkt bağlantılı sınıf kavramının da sosyal analizin içinden çekilmiş olduğunu, yok edildiğini söylüyor. Marx'ın sermaye sahiplerinin ve emek sahiplerinin çıkarlarının ön planda olduğu çalışmalar yaptığını biliyoruz. Bu tabii bu noktada bu çıkar çatışması da, yani sınıf çatışmasını ortadan kaldırdığımızda bu çıkar çatışmasını da konuşmamış oluyoruz diyor. Ama daha sonra da diyor ki hem insan sermayesi kavramını kullanabiliriz hem de sınıf çatışmasını gündeme getirebiliriz diyor. Bu da o kadar da hani mümkün olmayacak bir şey değil. Bu tespitinde de şöyle bir şey daha söylüyor. Aslında diyor Becker'ın bu çalışması, insan sermayesi kavramı ve onun etrafındaki gündeme getirdiği konular sosyal demokratlara çok uygun. Çünkü eğitim ve sağlığa kamu yatırımlarının değer vermesi ve ekonomik dinamizm ve etkinliğinde bu yönden gelişmesi aslında sosyal demokratların söylemine çok uygun gibi. Onu böyle ortada bir yere koyuyor Marksist tarihçi. Sonra şeyle bağlamak istiyorum. Becker cevap veriyor buna. Diyor ki insan sermayesi kavramının emeğin sermaye tarafından sömürüldüğüne inanan akademik çevrelerde evet şüpheyle karşılandığını ben görüyorum. Ama diyor tabii bu insan sermayesi kavramını problemli bir noktaya taşıyor. Fakat eğer sermaye emeği sömürüyorsa o zaman insan sermayesi de emeği sömürmüyor mu diye bir soru soruyor. İşçiler diğer işçileri sömürmüyor mu? Vasıflı işçiler, vasıfsız ve vasıfsız işçiler, emekçiler arasındaki sözde sınıf çatışmasında birbiriyle karşı karşıya gelmediler mi? Eğer hükümetler bu tür bir çalışmayı sona erdirmek için tüm sermayeye el koyacaksa o zaman insan sermayesine de el koyup işçilerin sahibi olurlar. Onların sahibi olurlar, yani onlara bir mülkiyetmiş gibi davranırlar. Ekonomik ve sosyal dünyayı anlamak için geliştirilmiş yeni bir fikrin zorla nasıl ideolojikleştirildiğini, nasıl ideolojik tartışmalara sürüklendiğini görüyorsunuz diye sert bir cevap veriyor. Böyle gidiyor. Yani güncel hala, evet. Hocam çok teşekkürler değerli vaktinizi ayırdığınız için ve bize Gary Becker'ı anlattığınız için. Ben size çok teşekkür ederim. Becker'ın doğum günü kutlu olsun.